Müzik Tarihi ve Müzik Türleri serimize Dünya Rock Müzik Tarihi ile devam ediyoruz. Bu videomuzda özellikle ülkemiz müzik tarihine damga vurmuş bir müzik türü, dünya genelinde 1950'li yıllarda Amerika'da ortaya çıkan ve hızla yayılan bir tür olan rock müziğin Türkiye'de Anadolu Rock, öteki çok bilinen ismiyle psychedelic rock müziğin nasıl doğduğu ve ilerlediğini mercek altına alacağız. Öncelikle kısaca rock müzik nedir? Rock and roll, gospel, jazz, boogie woogie ve rhythm and blues yani R&B'den etkilenmiş bir müzik türüdür. 1950'lerin Amerika'sında aşırı ırkçılık sebebiyle beyaz ve siyahların birlikte eğlenmeyi bırakın bazı eyaletlerde oturabilmesi bile mümkün değildi. 1951'de Cleveland, Ohio'da DJ Alan Freed farklı ırkların birlikte eğlendiği mekanlarda çaldığı rhythm ve blues yani R&B müziği çalarken müziğini tanımlamak için rock and roll deyimini kullandı ve bu ilk ifade popüler hale geldi. Freed'in bu tanımlamasından sonra rock and roll Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da radyoda Afrikalı Amerikalı R&B müziğini teşvik etmesiyle uluslararası bir üne kavuştu. Daha sonraki dönemlerde folk rock, hard rock, heavy metal rock, British rock, garage rock, punk rock, alternative rock, endüstriyel rock, progressive rock, pop rock ve symphonic rock gibi türlere ayrılacak olan rock müzik, ritmi, dansı ve sözleriyle kısa zamanda tüm dünyada yayılmaya başladı. Rock müzik blues'dan doğrudan etkilenmiştir. Blues'u siyahiler beyazlardan gördüğü zulüm karşısında sistemlerini üstü kapalı bir şekilde blues'la göstermişti. Chuck Berry gibi 50'li yılların öncü rock sanatçıları klasik blues yapılarına yoğun bir şekilde değindiler. '60'lı yılların başında Chuck Berry'nin takipçilerinden en önemlisi Rolling Stones çeşitli müzikler geliştirerek rock'ın kapsamını genişletti. Müzik ve gençlik isyanlarını müziğinde kucaklayan rockçılar yeni bir kültür ortaya çıkardılar. Only always tell me perhaps, perhaps. 1961 yılında Türkçe sözlerini Fecri Evcioğlu'nun yazdığı ve İlham Gencer'in yorumlayıp plağa doldurduğu Bak Bir Varmış Bir Yokmuş Fransız pop şarkıcısı Bob Azam'ın Sötekir Dans Le Ciel adlı parçasının bir aranjmanıydı ve Türk pop müziğini başlatan şarkı olarak kabul edilmekte olup şarkı Türkçe söylenmiş ilk pop şarkısı oldu. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde yaşamış. 1965'ten 1972 yılına kadar yapılan altın mikrofon yarışmaları sayesinde birçok önemli müzik ismi Türk popuna kazandırıldı. Hit şarkılar yaratıldı. Anadolu rock müziği bu dönemde ortaya çıktı. Hippiler 1965 yılında Amerika'nın Vietnam'a asker göndermesini protesto etmek amacıyla ortaya çıkmıştır ve dalga dalga tüm dünyaya yayılmıştır. Savaş protestoları esnasında askerlerin onlara doğrultulmuş silahlarının namlusuna çiçek soktukları için çiçek çocuklar diye de anılmışlardır. Hippiler hayat felsefelerini mutlak reddiçilik ve sonsuz özgürlük üzerine kurdular ve dünya üzerindeki her şeyin insana ve hayvana ait olduğunu savunan apolitik bir görüş ortaya koydular. Psychedelic gruplar,
sitar, tabla, klavsen gibi değişik enstrümanları kullanmış ve çoğu Doğu ve Hint müziğinden etkilenmişlerdi. Woodstock Festivali'nde hippiler antimilitarist duruşlarını ve direnişlerini sevgiyle, müzikle gösterdiler. 15-18 Ağustos 1969 tarihinde New York Battle'da 500 bin kişi barış ve müzik adına dünya tarihinin gördüğü en efsane müzik festivali olan Woodstock Festivali'ne katıldı. Hippiler 70'li yıllarda tüm dönemlerin gelmiş geçmiş en farklı müzik türünün de ortaya çıkmasını sağladılar. Bu müzikler renkli, yavaş ve sanki rüyadaymış veya halüsinasyon görüyormuş hissi veren bir etkiye sahipti. Bazen blues müziğiyle bir arada bulunan psychedelic müziğin temsilcileri arasında Led Zeppelin, Jefferson Airplane, John Lennon, Rolling Stones, Jimi Hendrix gibi isimler en başta sayılabilir. Bir ek bilgi olarak, rock müzikte elektro gitarın kullanılmasının en büyük sebebi, distortion adı verilen ses efektinin kulakları tırmalayıcı tınısının isyanı ve acıyı en iyi şekilde yansıttığının düşünülmesidir. Dünyanın en büyük rock'n'roll grupları dünya çapında milyonlarca hayrana ulaştı ve sadece büyük bir ayrıcalık kazanmakla kalmadılar, Türkiye'de de yerli bir müzik akımının doğmasına ilham kaynağı oldular. O müzik, Anadolu Rock olarak bilindi ve büyük beğeni görerek yayılmaya başladı. O yıllarda elektro gitar, rock müzikte sıklıkla kullanılırken ülkemizdeki yerel bir enstrüman olarak kullanılması yaygınlaşan elektro bağlamadan da bahsetmek gerekiyor. İlk elektro bağlamanın icadı hakkında Türkiye'de Arabesk Olayı kitabının yazarı Martin Stokes kesin bir isim olmadığını söylemektedir. Ancak bir gün ihtiyaç duyulacağını düşünmesiyle şablonu çizerek Erkin Koray'ın Şems Yastıman'a ilk elektro bağlamayı yaptırdı ve bizzat sahnede kullandığını belirten bir röportajına YouTube'da rastlanmıştır. Elektro bağlamada da elektro gitarda olduğu gibi yüksek ses şiddeti sağlaması için manyetikler bağlamaya monte edilmiştir. İlerleyen süreçlerde müzik teknolojilerinin gelişimiyle paralel olarak bazı ses ve efekt cihazlarının elektro bağlamaya eklenmesiyle hızlı ve etkili değişimler geçirmiş ve bu özelliklerde elektro bağlamayı tercih edilebilirliği yüksek bir enstrümana dönüştürmüştür. Elektro bağlama, teknolojik ve teknik anlamda sunduğu avantajlar sayesinde Türkiye'nin kentsel ve kırsal alanlarında tertip edilen eğlence türlerinde vazgeçilmez bir sound sağlayıcısı olmuştur. Almanya'da çalışan elleri yazma, Libya'ya gidecek olanlara şaşma. Ortasında Erkin Koray ve Erol Büyükburç Türkiye'de rock müziğinin temellerini atmışlardı. The Beatles, Rolling Stones, The Doors, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Led Zeppelin gibi birçok grup psychedelic rock akımını takip etmek, doğu kültürünü ve müziğini araştırmak için çalışmalar yapmış, farklı ülkelere gitmişlerdi. Fakat ülkemizdeki sanatçılar için bunu yapmaya gerek yoktu. Çünkü en büyük kaynak Anadolu'ydu. Onlar Amerika'da temeller atılmış Anadolu rock'ın öncüsü psychedelic rock akımının kendi müzik kültürlerinin özünde bulunduğunu biliyorlardı. Ve başta Erkin Koray, Cem Karaca, Barış Manço ve Moğollar, Mavi Işıklar gibi birçok grup ve müzisyen ülkemizde Anadolu rock'ın gelişmesinde etkili olmuşlardır. Maden ocağının dibinde hava yok, ışık yok. Maden ocağının dibinde Altyazı M.K.
Türkçe'de Anadolu rock olarak nitelendirdiğimiz müzikler son yıllarda Batı dünyası tarafından keşfedilmiş ve Turkish Psychedelic ya da Turkish Psych olarak adlandırılmıştır. Psychedelic müzik ya da psychedelic tonlar çok geniş bir müzisyen yelpazesini etkilemiştir ve hemen hemen her tür müzikte psychedelic tonlar içeren örnekler bol miktarda mevcuttur. Avrupa'nın önüne gelen müzik etkinliklerinde sıklıkla çalınan ve birçok yabancı DJ'in 60'ların psychedelic rock plakları için İstanbul'a gelerek sahaflarda bulmaya çalıştığı bir döneme damgasını vuran, hala dünya müziğine ilham vermeye devam eden Anadolu rock müziğimizin tarihine, psychedelic yıllara ve iz bırakanlara göz atmaya devam edelim. İstesem de şu dağları aşamam. Yükselen alkışlarda, yumruklar tekmelerde, kirpikleri nok ok eyle, vur sineme öldür beni. Bıktım dünyanın halından. Aşkın gürsü kör mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun, boş ver aldırma. Malabadi köprüsü, Malabadi köprüsü, orada başla. Fikret Kızılok, Aşık Veysel'in cenaze töreninin ancak sonuna yetişmiştir ve ben bu sazın tellerine artık dokunamam. Bir büyük ustadan arkaya aşığın parmaklarının dolaştığı saz kaldı. Ustası toprağa kavuşan, bu saz da toprağa karışmalı diyerek sazını kırmıştır. Aya bak yıldıza bak, suya giden kıza bak. Türkiye rock müzik tarihinde efsane yıllar, tabiri caizse psycho yıllar olan 60'lar ve 70'lerden sonra Anadolu rock dönemi 80'lerde sona erdi. Ve o yıllarda yerini dejenere bir müzik biçimi olarak kötü bir üne sahip bir acılı arabesk müzik almış gözükse de Anadolu rock müziğinin yeniden doğması 90'lara buldu. Ancak bu dönem müziklerinde maalesef rock'ın eski zengin tarihinden eser yoktu. Adımız keskinde bize. Artar eksilmeyiz, zindan
Günümüze baktığımızda bu alanda Gaye Su Akyol, Altın Gün grubu öne çıkıyor ve epey zamandır Anadolu Rock için bir değer oluşturmaya devam eden YouTube kanalı Anatolian Rock Review Project'ten bahsetmezsek olmaz. 2014'te küçük bir proje olarak başlayan Anadolu Rock müziğinin en önemli buluşma mecrası haline gelen Anatolian Rock Review Project, büyük mirası yeniden keşfedenlerin buluşma noktası haline geldi. Candır. Bakalım eyvallah, ben ağlarken sen mi güleceksin, buraların radyonunu sen mi keseceksin? Dünyaya yayılması ve o müzik kanalında bir başka videoda da buluşmak dileğiyle müzikle kalın, hoşça kalın. Sabahlıktan kaldıramadım, zamanı da çıktı.